Herkese selam, adım Chico. Uzun zamandır dünyadaki en muhteşem aileyle yaşıyordum. Lezzetli ödüller, bir köpeğin isteyebileceği tüm sevgi ve göbeğimi kaşıyan sahipler dahil ihtiyacım olan her şeye sahiptim. Ama bir gün her şey değişti. Sıradan bir gündü. Sahiplerimi uyandırdım, kahvaltı yaptım ve dünyadaki en iyi arkadaşım Leyla gitmemiz gerektiğini söylediğinde biraz kestirmek üzereydim. Yaşasın, sanırım yeni bir maceraya hazırdık. Arabada yerime atladığımda çok heyecanlıydım. Acaba bu sefer nereye gidiyorduk? Ne yapacaktık? Gerçekten çok özel bir şey olmalı. Arabaya binmeyi çok seviyorum. Bu yüzden arabada geçirdiğim dakikalar harikaydı. Geçip giden tüm binaları ve ağaçları görmek için kafamı dışarı uzattım. Beni rahatsız eden tek şey Leyla'nın sürekli telefonla konuşmasıydı. Araba sonunda durdu ve gerinmek ve etrafta biraz koşmak için dışarı fırladım. Hayatımda gördüğün en büyük ve en güzel tarlaydı. Aa, anladım. Yürüyüşe çıkacaktık değil mi? Etrafı koklayıp oynamak için güzel bir sopa aramaya başladığımda Leyla arabaya bindi ve hızla uzaklaştı. Pekala, bu evde oynamayı sevdiğimiz saklambaç oyunu gibi bir şey miydi? Birlikte izlediğimiz o film gibi miydi? Hani şu köpeğin her gün sahibini beklediği? Öyle olduğunu düşünüyordum. Sadece durup Leyla'nın geri gelmesini beklemeliydim. Sonra bana aferin deyip her zaman yaptığı gibi bir ödül verecekti ve eve geri dönecektik. Yapmam gerektiği gibi Leyla'yı bekledim. Geçen arabalara baktım. Bir sonraki araba Leyla'nın arabası olacak. Tamam, bu da değil ama bir sonraki onun olmalı. Değilmiş. Hava kararmaya başlıyordu ve aklımda kötü bir düşünce belirdi. Ya Leyla gelmezse? O anda eve muhtemelen kendi başına dönmem gerektiğini fark ettim. Bu yüzden yürümeye başladım. Hava kararıyordu ve soğuyordu. Çok da acıkmıştım. Bir süre sonra çöp tenekesi gördüm ve dayanamayıp içine baktım. Birileri birkaç tane sosisli sandviç atmıştı. Hiç taze kokmuyorlardı ama o kadar acıkmıştım ki hepsini hapur hapur yiyip eve yürümeye devam ettim. Neyi yanlış yaptığımı ve beni neden cezalandırdıklarını düşünmeden edemedim. Son zamanlarda biraz yaramazlık yapmıştım, doğru. Ama bu konuda her zaman anlayış göstermişlerdi. Saat geç olmuştu ve çok yorulmuştum. Bu yüzden biraz uyumaya karar verdim. Diğer çöp kutularının yanında kirli bir halı gibi bir şey buldum. Biraz da olsa ısınabilmek için altına girdim ve uyuyakaldım. Korna sesleriyle uyandım. Neler oluyor? Neden halının altında uyuyakalmıştım? Neyse, Leyla ve Mustafa'yı uyandırmanın zamanı gelmişti. Hem dün gece garip bir rüya gördüm. Ama halının altından çıktığımda rüya olmadığını fark ettim. Gerçekten yaşanmıştı. Kendimi çok yalnız, terk edilmiş ve aç hissediyordum. Yerde neredeyse çürümüş başka bir yiyecek buldum ve yürümeye devam etmeye karar verdim. Sonunda binlerce insanın olduğu ve arabaların vızır vızır geçtiği bir yere geldim. Kesinlikle kaybolmuştum. Bazı insanlar bana çok garip bakışlar atıp etrafımdan yürüdüler, bazıları da beni sevmeye çalıştı. O kadar korktum ve bunaldım ki bulabildiğim ilk köşeye saklandım. Ama sonra orada başka bir sorunla karşılaştım. Orada iki köpek daha vardı. Beni gördüklerine hiç sevinmiş görünmüyorlardı. "Hey, sadece evimi bulmaya çalışıyorum. Birazdan yola çıkarım," dedim. İçlerinden biri "Hangi ev?" dedi. Onlara Leyla ile yaşadıklarımı anlattım. Buraya nasıl geldiğimi ve etrafta benim evime benzeyen bir ev görüp görmediklerini sordum. Anlatmam bitince diğeri "Seni terk ettiklerini biliyorsun değil mi?" dedi. "Ne? Hayır, terk etmediler. Asla öyle bir şey yapmazlar. Bu sadece bir yanlış anlama. Onlar beni arıyordur." dedim. Diğer köpek "Hayır, aramıyorlar." diye lafa girdi. Biz de aynısını yaşadık. Görünüşe göre onlar da benimle aynı durumdalarmış. Paşa bir gün sevgi dolu ailesinin eşyalarını topladığını, arabaya binip gittiklerini ve aynı Leyla'nın bana yaptığı gibi onu bıraktıklarını söyledi. Ares de kardeşleriyle büyük bir evde doğmuş. Garip bir köpekmiş ve her şeyi kardeşleri kadar hızlı anlayamıyormuş. Neler olduğunu anlamaya kalmadan sahipleri onu sokağa atmış. Artık kesin olarak biliyordum. Leyla ve Mustafa gerçekten beni çöp gibi sokağa atmıştı.
Açıkçası bu dünyadaki en kötü histi. Paşa ve Ares de neler hissettiğimi çok iyi anlıyorlardı. Bu kadar çok sevdiğimiz insanlar bize nasıl böyle ihanet edebilirdi? Ama yine de sahiplerimizi çok seviyorduk ve gelip bizi bulmalarını umuyorduk. Onlardan asla nefret edemeyiz. Köpeklerin sahiplerinden nefret etmeleri imkansız. O andan itibaren Paşa, Ares ve ben üç yakın arkadaş olduk. Her sabah yiyecek veya geceleri bizi sıcak tutacak bir şeyler bulmak için farklı yerlere gittik. Birbirimizin arkasını kolladık, bizi aile yakalayıp büyük arabalarına bindirmeye çalışan insanlara karşı birbirimizi koruduk ve gerçek bir takım gibi birbirimize tutunduk. Daha doğrusu bir aile gibi. Yiyecek aramayı en sevdiğimiz yerlerden biri de bu küçük lokantanın dışıydı. Leyla ve Mustafa bazen böyle yerlere giderlerdi. Bir gün bir kadın dışarıya yiyecek atarken benim köşede beklediğimi fark etti. O zamana kadar ne yazık ki bütün insanların iyi olmadığını anlamıştım. Bazıları yanlarından beni kovuyorlardı ya da bana bağırıyorlardı. Ama bu kadın bana kocaman gülümsedi ve "Açmasın küçük adam, bir saniye bekle bakalım," dedi. Sonra elinde hayatımda gördüğüm en lezzetli görünen bir et tabağıyla geri geldi. Ama ya tuzaksa? Hareket etmedim. Tekrar gülümsedi ve "Benden korkmana gerek yok ama korktuysan buraya bırakıp uzaklaşayım," dedi. Kadın gittiği anda tüm eti bir lokmada yedim. Arkadaşlarımı tamamen unutmuştum. Haftalardır yediğim en iyi şeydi. Neyse ki başka lezzetli atıştırmalıklar da buldum ve onları da akşam yemeği için arkadaşlarıma götürdüm. O lokantaya gitmeye devam ettim ve bana yemek veren kadının adının Açelya olduğunu ve orada aşçılık yaptığını öğrendim. Ama yine de ona yaklaşmak istemiyordum. Her gün bana kendisi hakkında bir şeyler anlatıyordu. Sonra bana yemek bırakıp mutfağa geri dönüyordu. Bir süre sonra ona verdiklerini hemen yiyecek kadar güvendiğimi fark ettim. Çok şaşırdı ama her zaman olduğu gibi bana gülümsedi ve tüylerimi okşadı. Sonra bir gün bana baktı ve "Tatlı köpecik, benimle yaşamak ister misin? Sıcak bir yuvaya çok ihtiyacım varmış gibi görünüyor," dedi. Şaşkına döndüm ve aynı zamanda çok mutlu oldum. Ona gerçekten istediğimi söylemek için elini yaladım. O gün beni küçük ama şirin apartman dairesine götürdü ve o zamandan beri en yakın arkadaşız. Açelya ile gecelerimi geçirdiğim mahallede yaşıyoruz. Bu yüzden bazen eski arkadaşlarım Paşa ve Ares'i görüyorum. Onlar kendi Açelyalarıyla tanışmadıkları için ne yazık ki hala sokaktalar. Yine de her şeyin değişeceğine inanıyorlar ve sonunda kendilerini seven birisini bulacaklar. Ve umarım bir gün onları en sevdikleri insanın yanında mutlu mutlu yürürken görebilirim. Ben Rocky. Arkadaşlarım Charlie ve Oscar'la tanışmıştınız değil mi? Henüz tanışmadıysanız Charlie'nin hikayesine bir göz atmanızı öneririm çünkü gerçekten inanılmaz bir hikayesi var. Aslında hepimizin hikayesi bu şekilde. Sokaklarda yaşayan köpeklerin hepsi böyle şeyler yaşıyor. Her neyse, biz üçümüz çok iyi dostuz. Ben, Charlie ve Oscar. Aslında Charlie artık bizimle yaşamıyor. Çünkü şans yüzüne güldü ve sahibini buldu. Ama dediğim gibi biz kankiyiz. O yüzden Oscar'la ben arkadaşımız adına seviniyoruz. Ve umuyoruz ki bu sahibi ona önceki sahibi Jenny'den daha iyi davranır. Dünyanın Jenny'lerinden bahsediyorken ben de birkaç tanesini tanıyorum aslında. O patikada Charlie ile ilk tanıştığımda ona ilk sahiplerinden bahsetmiştim. Genç bir çiftti. Ben daha yavruyken beni bir evcil hayvan dükkanından satın almışlardı. İlk yıl her şey çok güzeldi. Bol bol oyun, ödül mamaları ve oyuncaklarla doluydu. Ancak işler bir anda kötüye gitti. Sahiplerim Sara ve Dan benimle ilgilenmeyi bıraktılar. Sürekli telefonlarıyla uğraşıyorlardı ve genelde üzgün ve stresli görünüyorlardı. Çok küçük olduğum için çok fazla şey hatırlamıyorum. Ama bir sürü koliyle beraber büyük bir kamyona binip gittikleri günü asla unutmayacağım. Kapının önünde oturup gelmelerini ne kadar bekledim bilmiyorum. Tesadüfen evimizin önünden yaşlı bir kadın geçti. Beni fark etti ve "Hey ufaklık, burada tek başına oturmuş ne yapıyorsun bakalım? Sahiplerin seni dışarıda mı bıraktı?" dedi. Ancak pencerelerden içeri baktıktan sonra bana bakıp "Aa zavallı şey, seni terk mi ettiler yoksa?" dedi. Kafam karışmış bir şekilde ona baktım. Elini çenemin altına koydu ve "Sorun değil. Gelip yaşlı yılanla yaşayabilirsin. Ne dersin?" dedi. "Hadi gel, sana yiyecek bir şeyler bulalım."
Başta tereddüt ettim. Saraveden geri geldiğinde beni bulamayıp endişelenmelerini istemedim. Ancak karnım da çok açtı. Bu yüzden nazik hanımefendinin peşine takıldım. Ve iyi ki öyle yapmışım. Yeni evim onun yanı oldu ve her şeyi beraber yapmaya başladık. Her sabah onu uyandırırdım, küçük sevimli mutfağında kahvaltı ederdik ve o televizyondaki insanların güneş, rüzgar ve yağmur hakkındaki konuşmalarını dinlerdi. Sonra tasmamı takardı ve sokağa gezmeye çıkardık. Her seferinde eski evimin önünden geçerdik ama Sara ve Deni hiç görmedim. Benimkiler gittikten sonra oraya başka bir aile taşındı. O zaman artık hiç gelmeyeceklerini kabullenmiştim. Ama ne olursa olsun yaşlı yılanına çok mutluydum. Hava çok güzel olduğunda beni köpek parkına götürüp tasmam olmadan koşmama izin verirdi. Saatlerce oradaki diğer köpeklerle oynayıp ağaçları koklayıp Daisy ile zaman geçirirdim. Kokusu öyle güzel ki. Akşamları koltuğumuzda oturup beraber televizyon izlerdik. En sevdiğin insanı kucağına sokulup sırtını ve göbeğini sevdirmek gibisi yok. Sonra bir gün yapraklar turuncu ve gökyüzü griyken uyandım ve her zamanki gibi yaşlı yılanı uyandırmaya gittim. Hadi uyan, kahvaltı zamanı. Televizyondaki insanlar yağmurdan ve bulutlardan konuşacaklar. Ancak bu sefer uyanmadı. Bekleyip durdum ve sonra havlamaya başladım. Gözlerini açsın da her zaman yaptığımız gibi mutfağımıza gidelim diye. Komşumuz Chris beni duymuş olmalı. Kısa süre sonra evimizdeydi. Dylan ona acil durumlar için yedek bir anahtar vermişti. O acil durum işte bugündü. Büyük beyaz kamyondaki insanlar canım Dylan'ı alıp götürdüler. Ne olduğunu biliyordum. Hissediyordum. Ertesi gün Chris beni beslemek ve yürüyüşe çıkarmak için bize geldi. Birkaç gün sonra Dylan'ın kızı Karen ve eşi Sam geldiler. Beni pek sevmezlerdi. Bana hep pire torbası ya da it gibi kötü sözler söylerlerdi. Ben de bu yüzden onlardan uzak dururdum. Gelmeye devam ettiler ve bazen yanlarında yabancı insanlar da oluyordu. Evdeki bütün odaları hep beraber dolaşıyorlardı. Sonra bir gün ikisi beraber geldiklerinde Karen bana iyi davrandı. Dedi ki, hadi bakalım oğlum, köpek parkına gitmek ister misin? Hala Ellen'i özlüyordum. Ama bir yandan da evden çıkmak ve parktaki arkadaşlarımı görmek istiyordum. Oraya gittiğimizde Karen tasmamı çözdü ve etrafı koklamaya başladım. Ancak bir süre sonra devam etmek istemedim ve onu bulmak için geri döndüm. Ama o da gitmişti. Karen'ın benden pek hoşlanmadığını biliyordum ama gerçekten beni terk etmişti. Pekala. Dylan'da olmadığına göre artık kendi başımaydım. Kısa bir süre sonra Oscar'la tanıştım. Hemen anlaştık. Beraber restoranların arkasında ve çeşitli sokaklarda yemek aramaya çıkarken her zamanki rotalarımızdan birinde Charlie ile tanıştık. Daha yeni sokağa atılmıştı. Oscar'la beraber onu aramıza aldık. Üçümüz bir takım olduk. Charlie'nin de anlattığı gibi çöpten yemek arıyor, kötü insanlardan kaçıyor ve soğuk gecelerde birbirimizi sıcak tutuyorduk. Derken Charlie Alice'ını buldu ve tekrar Oscar'la baş başa kaldık. Parkta oturan genç çiftleri çok seviyoruz. Başını biraz eğince ay diye seviyorlar. Bazen yemek alıyorlar veya ellerindekini paylaşıyorlar. Bazı insanlarsa epey kötü olabiliyor ya da belki de sokak köpeklerinden korkuyorlardır çünkü tehlikeli veya hasta olduğumuzu düşünüyorlardır. Bir şeyler bağırıp çocuklarının bize dokunmasına izin vermiyorlar. Ve bu sorun değil, anlayabiliyorum. Bütün insanlar Ellen ve Alison gibi olamaz herhalde. Çoğundan kaçmak veya saklanmak gerekiyor. İşte iki hafta önce Oscar'la beraber sokağımıza gelen insanları duyduğumuzda tam da bunu yaptık. Kaçamazdık. Bu yüzden karton bir kutunun altına saklandık. Bizi bulduklarında o kadar korkmuştum ki bizi arabalarına koyduklarında korkudan tir tir titriyordum. Buraya kadarmış, işimiz bitti. Ancak bir de baktık ki aslında iyi insanlarmış. Aileleri tarafından terk edilen bizim gibileri sokaklardan topluyorlarmış. Bizi bir barınağa götürdüler. Orada bize yemek verdiler ve çok havalı numaralar öğrettiler. Sonradan öğrendiğime göre terapi köpeği olmak için eğitiliyormuşuz. Mesela özel ihtiyaçları olan bazı insanlar var. Bazıları bir trajediden veya travmadan kurtulmaya çalışıyor veya sadece üzgün, yalnız ya da tedirgin oluyorlar. Ve durumlarıyla başa çıkmak için iyi bir köpeğe ihtiyaçları oluyor.
Herkes insanlara böyle yardımcı olacak şekilde yetinmiyor tabii. Uygun bir kişiliğin olması lazım. Ama bence barınaktakiler Oscar ve benim önceden ailelerimiz olduğunu, sakin ve dostane köpekler olduğumuzu fark ettiler. Bu yüzden bizi seçtiler. Eğitim kolay değildi ve terapi köpeği olmak için bir sürü şey öğrenmek gerekiyordu. Sanırım ilk görevimiz yaşlılara yardım etmek olacak. Çünkü birkaç gün önce bir ziyaretçimiz vardı. Çok tatlı bir babaanneydi, tıpkı ilan gibi. Bizimle biraz vakit geçirdi. Bize ödül maması bile getirdi. Büyük ihtimalle onu tekrar görmeyeceğim ama onun gibi birilerine yardım edeceğim için çok mutluyum. Evet, insanlar acımasız olabilir. Bunu çok iyi biliyorum. Ama iyi ve nazik de olabilirler. Başıma ne gelirse gelsin, ben buna hala inanıyorum. Bir sokak köpeğini sahiplenir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.